Sevgili Akrep Burcu dostlarım, hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. İyi bir Haziran olmasını diliyorum. Akrep burçlarını neler bekliyor? Hem astrolojik yorum yapacağım hem de arkadaşlar tarot bakımını gerçekleştireceğim. Haziran dönemi sizleri neler bekliyor? Bir bakalım. Şimdi Güneş İkizler Burcu'nda dolanırken sizin tabii 8. ev konularını gündeme taşıyor. Bu da eşin parası, toplu para, aynı zamanda beklenmedik yerden gelecek kısmetler, bir ameliyatın başarılı olması bunları taşıyor size. Şimdi Haziran ayının ortasına doğru ayın pozisyonu size neler getiriyor? Mesela 5 Haziran, 6 Haziran, 5 Haziran ile 10 Haziran arasında yola çıkabilirsiniz. Yurt dışı seyahatleri olabilir. Mesleki anlamda seyahatler yapabilirsiniz. Terfi alabilirsiniz. Kısacası 5-10 Haziran döngüsü size resmi evrakları taşıyor. Rahatlık taşıyor, huzur taşıyor. Arkadaşlar bunları söyleyebilirim. Satürn dost burcunuz balıkta. Bu da ilişkilerde biraz zorlanma, kısıtlanma, işte bir soğuk ilişki veriyor. Geçici bir süre arkadaşlar, bu geçici bir süre. Hani yakın zamanda Haziran'ın 20'sinden sonra bu tür şeyler düzelecek. Bazıları da ayrılık kararı alır mı? Alabilir. Ama yenisi gelecek. Gitmesi gereken gidecek. Zıt burcunuz Boğa'da bir Merkür var. Allah muhafazana evlilikte ihanet olabilir. Aldatılma olayı varsa affetmeyin. Bitirin derim. Çünkü devam edebilir. Böyle bir ihanet ortaya çıkabilir evlilikte. Hani ben olur demiyorum, olabilir diyorum. Ya da birliktelikte uzun süreli bir aşk hayatınız varsa bir ihanet, bir üstün örtülmesi, bir ayıbın üstünün örtülmesi. Sen ama o örtüyü kaldıracaksın, onun ayıbını göndereceksin. Diyeceksin yol ayrımı olsun. Bazı akrepler diyebilir. Bunları söyleyebilirim. Evlilikte partnerin veya kocanın, karının ailesi karışacak. Hani karı koca arasına çok giren olacak. Bunu da söylüyorum. Dedikodulara fırsat vermeyin arkadaşlar. Evlilikte hafif bir hayal kırıklığı yaşanabilir. Herkes için demiyorum arkadaşlar. Bazılar hani %20 böyle biraz üzülebilir. İnşallah siz %80 sevinenlerden olun diyebilirim. Artık şimdi bir kodlamayı yapalım, kodlayalım kartlarımızı. Sevgili yüksek benliğim, akrep burçlarına en doğru bilginin akması için şu andan itibaren kendimi akışa teslim ediyorum. Yıldızlardan gelen tüm olumlu enerjiyi kabul ediyorum. Olumsuzları iptal ediyorum, siliyorum, boşaltıyorum. Teşekkür ederim. Evet. Evet, akrep burçları Haziran dönemi nelerle karşılaşacaklar, tek tek bakalım. Bakalım neler söylüyor. Bir parasal kayıp mı oldu? Giden dönmedi mi? Bakınız bir kayıplar olmuş. İki tane mi geldi? Burada evlilik evinde bu. Aa, çok iyi. Türlü türlü badirelerden geçeceksin ama yıldızın çok yükselecek. Sirius yıldızı sana çok büyük şans getirecek. Sivri dilli, iftiracı biri gidiyor. Hem
eril hem dişil anlamda, bütüncül anlamda çok başarı var. Haberler gelip gidiyor. Bir kere bu müjdeyi veriyorum. Bir kere korku enerjisinden kurtul lütfen. Şu an korkuların var. Yokluk korkuların var. Bir de sana yalan söylendiğini biliyorsun Akrep Burcu. Çok hanımefendi ya da çok beyefendi olduğun için muhatap olmak istemiyorsun ama bu yalancılığın mumu yasıya kadar yanacak. Her konuda aile efradı olabilir, evladın bile olabilir. Yakın çevrede bir yalan dolan dönüyor. Sen de işte melek kartımızı da ayarlayalım şuraya arkadaşlar. Bir yalan dolan, yalan dolana gözünü kapatıyorsun. Bakın eşin ailesi problem çıkartıyor, sen problemlerle uğraşıyorsun, sıkıntı bitmiyor. Ama şurada bakın mucize kartı geldi ki evde tüm düşmanlarını yok ediyorsun, kendi kaleni kuruyorsun, kalende oturuyorsun inan. Hamilelik bekleyenlere bu kart düz de gelse, ters de gelse mucize kartıdır arkadaşlar. Gecikir, biraz gecikir ama mucize akışa geçmiş demektir. Bence mucize çok güzel akışa geçmiş, üzerindeki negatifi atıyorsun. Bak, korkuların neden? Açıklıyorum. Değişmekten korkuyorsun. Acaba bu işi değiştirirsem, bu çevreyi değiştirsem sıkıntı yaşar mıyım? Ya da birisiyle buluşmaktan korkuyorsun. Korkma arkadaşım, buluşmaktan, konuşmaktan korkma. İnsan insanı yemez. Bir konuş, bir tanış bakalım ne olacak her konuda. İş mi değiştirmek istiyorsun? Biriyle bir iş mi yapmak istiyorsun? Aşk mı istiyorsun? Neyse bir konuş. Hiçbir sıkıntı olmaz yani. İşte gördün. Hanede mucizeleri destekliyor. Allah kalbine göre veriyor. Aniden bak, aniden ev sahibi oluyorsun. Ya da kiraya çıkıyorsan aniden çıkışın var. Görüyor musun? Yurt dışından gelen maddi imkanlar var. Ya da siz gidiyorsunuz. Böyle güzel şeyler oluyor. Bak evlilikte iftiraya karşı kapını kilitlemişsin. Görüyor musun? Kapını kilitlemişsin ya da kocan, karın her neyse suskun duruyor. Yani bir kabahat mi işlemiş suskun duruyor bakıyorum. Ama sen onun ne yaptığını biliyorsun. Evlilik kalıcı arkadaşlar. Üçüncü şahıslar gidici ama bir tartışma var hanede. Senin güzel kalbin, o kadar iyi niyetlisin ki, o kadar efendiliğini, hanımefendiliğini bozmuyorsun ki, beyefendiliğini bozmuyorsun ki, üçüncü şahıslar utancından kendi gidiyor arkadaşlar. Şurası meslek kartımız arkadaşlar. Bakalım neler var. Hadi Allah'ım en güzel. Ay, iki tane oldu yan yana. Terfi, işe girme. Görüyor musun? Kalp yan yana geldi. Allah kalbine göre veriyor. Kimisi de iş arkadaşıyla evlenebilir. Ya da toplumsal kabul görebilir. Düğün, nişan gibi bir şey olacak. Yıldızın çok parlıyor. Çok süper geldi. Bakıyorum üçüncü göz çakrası diyor. Nazar boncuğunu sık sık kullan arkadaşlar. Üçüncü göz demeydi, nazar boncuğu. Gelsin aklınıza. Şu an üçüncü göz çakrasını aktif hale getirmek için mutlaka Haziran ayında üzerliğiniz hazır olsun. Üzerlik tütütün ve sevgi enerjisini bütün biçimleri içinde melekler, auralar ve öngörüler olarak görmek senin için güvenli. Auraların temiz, aura temiz. Auralarınız temiz. Öngörüler açık, meleklerden de destek geliyor. Akrep Burcu. Süpersiniz. Süpersiniz. Ve aylık olarak olumlamanızı veriyorum. Haftada bir gün, iki gün yapabilirsiniz. Her gün yapabilirsiniz. Bir ay boyunca her gün yapılabilir. Üç kez söyleyeceksiniz. Videonun altına yazıyorum. İsteyenler not alıp yazsınlar. Ben sezgisel olarak sıra dışı bir algıya sahibim. Bu bilinç beni geleceğe taşıyor. İşte bak, geleceği görüyorsunuz. Üçüncü gözle geleceği görme yeteneğiniz. Rüyalar, duru görü, duru bilinç, duru işiti. Artık bu kadar ancak olur arkadaşlar. Bak ben hazırladım Akrep Burcu'nun, aynı kart geldi. Hadi bakalım, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Beğeni butonuna basınız emeğe saygı adına. Hoşça kalın, dostça kalın.